Petsov sonuna dek tartışmayı severdi ve Sergey Ivanovich'in sözlerinden hoşnut olmamıştı. Bu arada kendi düşüncesinin haksız olduğunu da hissetmişti. Çorba içerken Alexey Aleksandrovich'e hitaben, ben hiçbir zaman tek başına nüfus yoğunluğunu kastetmedim ama bu yoğunluğun ilkelerle değil esaslarla birleşmesini kastettim dedi. Alexey Aleksandrovich acele etmeden ve isteksizce, bana kalırsa ikisi de aynı şey dedi. Bence başka bir halkı ancak yüksek bir gelişime sahip olan bir halk etkileyebilir. Her zaman konuşmakta acele eden ve söylediği şeye her zaman adeta bütün ruhunu katan Petsov kalın sesiyle Alexey Aleksandrovich'in sözünü kesti. Ama mesele de bu zaten dedi. Yüksek gelişimden ne anlıyoruz? İngilizler, Fransızlar, Almanlar en yüksek gelişim düzeyinde bulunan hangisi? Kim bir başkasını ulusallaştıracak? Ren'in Fransızlaştırıldığını görüyoruz ama Almanlar daha aşağıda bulunmuyor ki, dedi yüksek sesle. Burada başka bir kural var. Aleksey Aleksandrovich kaşlarını hafifçe kaldırarak, bana kalırsa gerçek kültür her zaman etkili olur, dedi. Fakat gerçek kültürün işaretlerini nerede görmeliyiz, dedi Petzol. Sanırım bu işaretler bellidir, dedi Aleksey Aleksandrovich tam olarak belli mi diye ince bir gülümsemeyle lafa karıştı Sergei Ivanoviç. Artık gerçek kültürün ancak saf klasik kültür olduğu kabul ediliyor. Ama biz iki tarafın sert tartışmalarını görüyoruz ve düşman kampın kendi lehine güçlü kanıtlara sahip olmadığını da yatsıyamayız. Siz klasiksiniz Sergei Ivanoviç, kırmızı şarap emreder misiniz dedi Stepan Arkadyevich. Sergey Ivanoviç yüzünde bir çocuğa gülümsüyormuş gibi hoşgörülü bir gülümsemeyle bardağını masaya koyarak her iki kültür için de düşüncemi belirtmiyorum. Ben yalnız iki tarafın da güçlü kanıtlara sahip olduğunu söylüyorum diye devam etti Aleksey Aleksandrovic'e dönerek. Ben klasik öğrenim gördüm ama bu tartışmada şahsen kendime yer bulamıyorum.'' modern bilimler karşısında klasik bilimlere neden üstünlük verildiği konusunda açık kanıtlar görmüyorum. Doğa bilimlerinin o kadar çok öğretici, geliştirici etkisi var ki diye atıldı Petsov. Alın astronomiyi, botaniği, genel yasalar sistemiyle birlikte zoolojiyi. Buna tümüyle katılamam diye yanıtladı Alexey Alexandrovich. Bana kalırsa dillerin biçimlerini inceleme süreci manevi gelişmeyi özellikle olumlu etkiliyor. Ayrıca klasik yazarların etkisinin en yüksek derecede ahlaki bir etki olduğunu yadsımak olanaksızdır. Oysa günümüzün yarasını oluşturan zararlı ve yalanlarla dolu öğretiler ne yazık ki doğa bilimleri eğitimiyle birleşiyor. Sergey Ivanovich bir şey söylemek istiyordu ama Petsov kalın sesiyle onun sözünü kesti. Petsov hararetle bu düşüncenin haksızlığını kanıtlamaya girişti. Sergey Ivanoviç karşısındakini mat etmeye hazır bir görünüşle sakin sakin söylenenleri dinliyordu. Sergey Ivanoviç hafifçe gülümseyerek karedine döndü. Fakat dedi. Şu veya bu bilimlerin yararlarını ve zararlarını tam olarak tartmanın zor olduğu ve şayet biraz önce sözünü ettiğiniz ahlaki üstünlük anti nihilist etki klasik eğitim tarafında değilse, bu bilimlerden hangilerinin yeğleneceği sorununun öyle kısa bir sürede ve kesin olarak çözümlenemeyeceğini kabul etmemekte de elde değildir. Kuşkusuz eğer bu anti-nihilist etki üstünlüğü klasik bilimlerden yana olmasaydı, daha fazla düşünür, her iki tarafın kanıtlarını daha fazla ölçüp biçerdik. Her iki eğilime de geniş bir alan verirdik, dedi Sergey Ivanovich ince bir gülümsemeyle. Ancak şimdi bu klasik eğitim haplarında anti-nihilizmin iyileştirici gücünün olduğunu biliyoruz ve hastalarımıza bunları cesaretle öneriyoruz ya iyileştirici gücü olmasaydı diyerek sözünü bir espriyle tamamladı. Sergey Ivanovich'in haplarına herkes gülmeye başlamıştı. Özellikle de konuşmayı dinlerken sadece gülünç şeyler söylemesini bekleyen ve sonunda muradını eren Trotsin yüksek ve sesle ve neşeyle gülüyordu. Stepan Arkadyevich Petsov'u çağırmakla hata etmemişti. Petsov'la yapılan akıllı bir konuşmanın bir an bile durması mümkün değildi. Sergey Ivanovich konuşmasını espriyle bitirir bitirmez Petsov hemen yeni bir konuşma başlattı. Hükümetin böyle bir amacı olduğunu kabul etmek de mümkün değil, dedi Petsov. Görünüşe bakılırsa hükümet, alınan önlemlerin yapabileceği etkilere karşı ilgisiz kalarak genel düşüncelerle hareket ediyor. Örneğin kadınların eğitim görmesi sorunu zararlı sayılmalıydı. Ama hükümet kadınlar için kurslar ve üniversiteler açıyor ve konuşma hemen yeni bir konuya, kadınların öğrenim görmesi konusuna atladı. Alexey Aleksandrovich, kadınların eğitim görmesi düşüncesinin kadın özgürlüğü sorunuyla karıştığını ve bu nedenle zararlı sayılabileceğini ifade etti. Ben tam tersine bu iki sorunun kopmaz bağlarla birbirine bağlı olduğunu düşünüyorum," dedi Petsov. "Bu kısır bir döngüdür. Kadın eğitim eksikliği yüzünden haklarından yoksundur. Eğitim eksikliği ise hakların yoksunluğundan kaynaklanmaktadır. Unutmamak gerekir, kadınların köleleştirilmesi o kadar büyük ve eski bir konudur ki, onları bizden ayıran uçurumu genellikle anlamak istemeyiz," dedi Petsov. Petsov'un susmasını bekleyen Sergei Ivanovich Haklar dediniz. Jüri üyesi, belediye meclis üyesi, meclis başkanı, memur, parlamento üyesi olma hakkı dedi. Elbette. Ancak az görülen bir istisna olarak kadınlar bu yerleri işgal edebilseler bile haklar deyimini bence siz yanlış kullandınız. Görevler demek daha doğru olurdu. Jüri üyeliği, belediye meclis üyeliği, telgraf memurluğu görevlerini yerine getirirken bir görev yerine getirdiğimiz duygusu içinde olduğumuzu herkes kabul eder. İşte bu yüzden kadınların kendilerine görev aradıklarını, bunun da son derece haklı olduğunu söylemek daha doğru olur. Onların bu genel erkek emeğine yardım etme isteklerine sadece anlayış gösterilebilir. Son derece doğru diye onayladı Aleksey Aleksandrovich. Sanırım sorun sadece kadınların bu görevleri yapabilecek yetenekte olup olmadıklarında. Stepan Arkadich kadınlar arasında eğitim yaygınlaştığı zaman her halde çok yetenekli oldukları görülecektir, dedi. Bunu görüyoruz. Uzun süredir konuşmaya kulak kabartan prens, alaycı, küçük gözleri pırıl pırıl parlayarak, ''Ya ata sözü?'' dedi. ''Kızlarımın yanında söyleyebilirim. Saçı uzun. Özgürleşmeden önce zenciler hakkında da tam tamına aynı şey düşünülüyordu.'' dedi Petsov öfkeli bir şekilde. ''Ne yazık ki biz erkeklerin genellikle görevden kaçtığını görürken'' dedi Sergei Ivanovich, ''kadınların kendilerine yeni görevler aramalarını sadece garip bulurum. Görevler haklara bağlıdır. Güç, para, şeref. Kadınlar işte bunları arıyorlar'' dedi Petsov. ''Benim süt olma hakkını aramam ve kadınlara para ödenirken bana para vermek istememelerine kızmamla aynı şey'' dedi yaşlı prens. Trotsin gürültülü bir kahkaha pahtattı ve Sergey Ivanovich bunu söyleyenin kendisi olmadığını üzüldü. Alexey Alexandrovich bile gülümsemişti. İyi de bir erkek emziremez ki dedi Petsov. Oysa kadın. Kızlarının yanında rahatça konuşmakta herhangi bir sakınca görmeyen yaşlı prens. Yo bir İngiliz erkeği gemide bebeğini emzirmişti dedi. Bu erkeklerin sayısı ne kadarsa memur olacak kadınların sayısı da o kadardır dedi Sergey Ivanovich. Hep göz önünde tuttuğu Çibisova'yı anımsayan Stepan Arkadiyich Petsova yakınlık duyarak ve onu destekleyerek, "Evet ama ailesi olmayan bir kız ne yapsın?" dedi. Darya Aleksandrovna Stepan Arkadiyich'in hangi kızı kastettiğini galiba tahmin ederek bir anda konuşmaya girip sinirli bir şekilde bu kızın hikayesini iyice inceleyecek olursanız kendi ailesini ya da yanında bir kadın işi bulabileceği kız kardeşinin ailesini terk ettiğini görürsünüz dedi. Ama biz bir ilkeyi, bir ideali savunuyoruz diye Petsov kalın sesiyle itiraz etti. Kadın bağımsız ve eğitimli olma hakkını istiyor. Bunun olanaksızlığıyla rahatsız oluyor, eziliyor. Yaşlı prens, gülmekten kalın uçlu bir kuş kuşkonmazı sosun içine düşüren Trofzin'i çok memnun ederek ben de beni bakım evine süt nini olarak almıyorlar diye rahatsız oluyorum ve eziliyorum dedi. Kitty ve Levin dışında herkes genel konuşmaya katılıyordu. İlk başta bir halkın diğer üzerinde sahip olduğu etki konuşulduğunda Levin'in aklına elinde olmadan bu konuda söyleyecek şeyleri olduğu gelmişti. Fakat eskiden onun için çok önemli olan bu düşünceler kafasında sanki düş görüyormuş gibi bir görünüp bir kayboluyor ve artık birazcık da olsa ilgisini çekmiyordu. Hatta hiç kimse için gerekli olmayan bir konuda konuşmaya bu kadar çaba harcamaları da tuhafına gidiyordu. Kiti için de aynı şekilde kadınların haklarından ve eğitiminden söz etmeleri ilginç olabilirdi. Yurt dışındaki arkadaşı Veranka'yı onun ağır bağımlılık halini anımsayarak bu konuyu kendisini evlenmeyecek olursa ne yapacağını kaç kez düşünmüş ve ablasıyla kaç kez konuşmuştu. Fakat şimdi bu konu onu zerre kadar ilgilendirmiyordu. Levin'le aralarında bir konuşma, konuşma da değil, her geçen dakika onları birbirine daha yakınlaştıran ve her ikisinde de içine girdikleri bilinmezlik karşısında sevinçli bir korku uyandıran bir tür gizemli görüşme vardı. Önce Levin, Kitty'nin geçen yıl onu arabanın içinde nasıl olup da görebildiği sorusuna karşılık, ana yolda ot biçmekten gelirken gördüğünü anlattı. Sabah çok erkendi. Galiba siz yeni uyanmıştınız. Anneniz çekildiği köşede uyuyordu. Büyüleyici bir sabahtı. Yürüyor ve düşünüyordum. Kim bu dört atlı arabayla gelen diye. Çıngıraklı çok güzel bir araba ve siz bir an görünüp kayboldunuz. Pencereye baktım. İşte böyle iki elinizle başlığınızın bağcıklarını tutarak oturuyordunuz. Ve düşüncelere dalmıştınız dedi gülümseyerek. O sırada ne düşündüğünüzü öğrenmek isterdim. Önemli bir şey miydi? Saçın başım dağınık mıydı acaba diye düşündü Kitty. Ama Levin'in de bu anıları canlandıran hayranlık dolu gülümsemeyi görünce tersine bıraktığı izlenimin çok iyi olduğunu hissetti. Yüzü kızardı ve sevinçle güldü. Doğrusu anımsamıyorum. Levin Trofsi'nin ıslak gözlerine ve sarsılan gövdesine hayranlıkla bakarak Trofsin ne kadar güzel gülüyor dedi. Onu uzun zamandır mı tanıyorsunuz diye sordu Kitty. Kim tanımaz ki onu? Sanırım onun kötü biri olduğunu düşünüyorsunuz. Kötü değil de önemsiz biri. Doğru değil. Böyle düşünmekten bir an önce vazgeçin dedi kiti. Benim de onunla ilgili düşüncelerim çok iyi değildi ama çok sevimli ve şaşılacak kadar iyi bir adamdır. Altın gibi yüreği vardır. Yüreğinin nasıl olduğunu nereden öğrendiniz? Onunla çok yakın dostuz. Onu çok iyi tanıyorum. Geçen kış bize gelmenizden kısa bir süre sonra dedi. Suçlu ve aynı zamanda saf bir gülümsemeyle. Dolly'nin çocuklarının hepsi birden kızıl olmuştu. O da her nasılsa Dolly'ye uğramıştı. Ve düşünebiliyor musunuz? Fısıltıyla konuşuyordu. Dolly'ye öyle acımıştı ki kalıp çocukların bakımına yardımcı olmuştu. Evet, üç hafta onların evinde kaldı ve bir dadı gibi çocuklara baktı. Kitty ablasına doğru eğilerek Konstantin Dimitriç'e kızıl hastalığı sırasında Trofsi'nin yaptıklarını anlatıyorum dedi. Dolly kendisinden söz edildiğini hisseden Trofsi'ne bakarak ve tatlı tatlı gülümseyerek ''Evet şaşırtıcı, çok güzel'' dedi. Levin Trofsi'ne bir kez daha baktı ve bu adamdaki güzelliği daha önce nasıl olup da anlamadığına şaşırdı. Hissettiği şeyi içtenlikle ifade ederek neşeyle Suçluyum, suçlu. Bundan böyle insanlar hakkında kötü düşünmeyeceğim, dedi. Kadınların hakları ile ilgili başlayan konuşmada evlilikte hak eşitsizliği gibi hanımların yanında konuşulması nazik konular vardı. Petsov yemek sırasında birkaç kez bu konuların üstüne atlamıştı, ama Sergey Ivanoviç ve Stepan Arkadyevich onu dikkatle bu konulardan uzaklaştırmıştı. Kadınlar da masadan kalkıp yemek salonundan çıktıklarında Petsov onların peşinden gitmeyerek Aleksey Aleksandrovich ile konuşmaya, eşitsizliğin en önemli nedenini anlatmaya girişti. Petsov'un düşüncesine göre karı koca arasındaki eşitsizlik kadının sadakatsizliği ile erkeğin sadakatsizliğinin hem yasa tarafından hem de toplum tarafından eşit cezalandırılmamasındaydı. Stepan Arkadyevich hemen Alexey Aleksandrovich'in yanına gelip sigara içmeyi önerdi. Hayır, ben sigara içmiyorum diye sakince yanıtladı Alexey Aleksandrovich ve bu konuşmadan korkmadığını göstermek istercesine dudaklarında soğuk bir gülümsemeyle Petsov'la konuşmaya başladı. Sanırım böyle bir görüşün temelleri olayların kendinde yatmaktadır ve konuk salonuna geçmek istedi. Fakat tam o anda Trotsin Aleksey Aleksandrovich ile konuşmaya başladı. İçtiği şampanya ile canlanmış olan ve uzayıp giden sessizliğini bozacak fırsatı epeydir bekleyen Trotsin Aleksey Aleksandrovich'e dönerek Piraşnikov meselesini duydunuz mu? dedi daha ziyade en önemli konuk olan Alexey Aleksandrovich'e hitap ederek ıslak ve kırmızı dudaklarının iyilik dolu gülümsemesiyle Vasya Pirachnikov diye devam etti. Bugün bana anlattıklarına göre Tiver'de de Diyole yapmış ve onu öldürmüş. Nasıl insan mahsus yapıyormuş gibi gidip hep tam da ağrıyan yerini çarpıp daha da çok acıttığını düşünürse Stepan Arkadyevich de ne yazık ki bugün konuşmanın her dakika Alexey Aleksandrovich'in ağrıyan yerine dokunduğunu hissediyordu. Eniştesini tekrar uzaklaştırmak istedi ama Alexey Aleksandrovich merakla sordu. Pirajnikov niye düello etmiş? Karısı yüzünden erkekçe davranmış. Düelloya davet etmiş ve öldürmüş. Alexey Aleksandrovich ilgisiz bir şekilde ya dedi ve kaşlarını kaldırıp konuk salonuna geçti. Salona geçilen odada onu karşılayan Dolly çekingen bir gülümsemeyle ''Geldiğinize ne kadar sevindim'' dedi. ''Sizi ne konuşmam gerek. Şuraya oturalım.'' Alexey Aleksandrovich yukarı kaldırdığı kaşlarının verdiği aynı ilgisiz ifadeyle Darya Aleksandrovna'nın yanına oturdu ve yapmacık bir şekilde gülümsedi. Oysa ben sizden özür dileyip hemen veda etmek istiyordum, dedi. Yarın yola çıkmam gerekiyor. Darya Aleksandrovna, Anna'nın suçsuzluğundan kesinlikle emindi ve onun masum arkadaşını böylesine sakin bir şekilde mahvetmeye niyetlenen bu soğuk ve duygusuz adama hıncından benzinin attığını ve dudaklarının titrediğini hissediyordu. Aleksey Aleksandrovic'in gözlerine umutsuz bir kararlılıkla bakarak, Aleksey Aleksandrovic'in, dedi Doli. Size Anna'yı sordum ama bana yanıt vermediniz. Anna nasıl? Alexey Aleksandrovich Dolly'nin yüzüne bakmadan herhalde iyidir Darya Aleksandrovna diye yanıtladı. Alexey Aleksandrovich bağışlayın beni. Buna hakkım yok ama ben Anna'yı kardeş gibi sever ve sayarım. Aranızda ne varsa bana anlatmanızı rica ediyorum. Size yalvarıyorum. Onu neyle suçluyorsunuz? Alexey Alexandrovich yüzünü ekşitti ve gözlerini neredeyse tamamen kapatıp başını yere eğdi. Dolin'in gözlerine bakmadan konuk odasına geçen Scherbatsky ise hoşnutsuzca bir göz atarak Anna Arkadyevna'ya karşı neden eski ilişkilerimi değiştirme gereği duyduğumu kocanız sanırım size anlatmıştır dedi. İnanmıyorum buna inanamam. Dolly kemikli ellerini önünde kavuşturarak enerjik bir hareketle konuşuyordu. Hızla ayağa kalktı ve elini Alexey Aleksandrovich'in koluna koydu. Burada bizi rahatsız ediyorlar. Şuraya gidelim lütfen. Dolly'nin heyecanı Alexey'i etkilemişti. Ayağa kalktı ve uysal uysal Dolly'nin peşinden çocukların ders odasına gitti. Çakıyla çizilmiş bir muşambanın örtülü olduğu masanın başına oturdular. Dolly Alexey'in kendisinden kaçırdığı bakışını yakalamaya çalışarak, inanmıyorum buna, inanmıyorum dedi. Gerçeklere inanmamak olanaksızdır, Darya Aleksandrovna dedi. Gerçekler sözcüğünü üzerine basa basa söylemişti. İyi ama ana ne yaptı, dedi Darya Aleksandrovna, tam olarak ne yaptı? Görevlerini önemsemedi ve kocasına ihanet etti. İşte bunu yaptı, dedi Alexey. Dolly elleriyle şakaklarına dokunarak ve gözlerini kapatarak ''Hayır, hayır, olamaz, hayır, Tanrı aşkına, yanılmışsınızdır.'' dedi. Alexey, düşüncesinin kesinliğini Dolly'ye de kendisine de göstermek isteyerek sadece dudaklarıyla soğuk bir şekilde gülümsedi. Ancak bu ateşli savunma düşüncesini değiştirmese de yarasını tazelemişti. Alexey Aleksandrovich büyük bir canlılıkla konuşmaya başladı. Kadın bunu kocasına kendisi söylemişse yanılmak son derece zordur. Hayatının 8 yılının ve oğlunun bir yanlışlık olduğunu, hayata yeniden başlamak istediğini söylüyor, dedi Alexey öfkeli bir şekilde burnundan sesli sesli soluyarak. Anna ve kötülük, ikisini bağdaştıramıyorum, buna inanamıyorum, Alexey artık Dolin'in heyecanlı ve iyilik dolu yüzüne dost doğru bakarak ve dilinin elinde olmadan çözüldüğünü hissederek Darya Aleksandrovna dedi. Hala kuşku edebilmek için neler vermezdim. Kuşkulandığım zamanlar benim için zordu ama şimdikinden daha kolay geliyordu. Kuşkulandığım sıralar bir umut vardı.'' Ama artık umut yok ve yine de her şeyden kuşkulanıyorum. Oğlumdan nefret edecek ve zaman zaman onun benim oğlum olduğuna inanmayacak kadar her şeyden kuşku duyuyorum. Çok mutsuzum. Bunu söylemesine gerek yoktu. Darya Aleksey Aleksandroviç onun yüzüne bakar bakmaz bunu anlamıştı. Hem ona acımış hem de arkadaşının suçsuzluğuna olan inancı sarsılmıştı korkunç bir şey bu korkunç boşanmaya karar verdiğiniz doğru mu son çare olarak karar verdim yapabilecek başka bir şey kalmadı başka bir şey kalmadı başka bir şey kalmadı diyordu Dolly gözlerinde yaşlarla hayır başka bir şey kalmadı değil dedi Alexey sanki Dolly'nin düşüncesini tahmin etmiş gibi bu tür bir acının en korkunç yanı da bir kayıp ya da ölümde olduğu gibi acıyı içine atamamak ve gerekeni yapmak ya zaten dedi. İçine sokulduğum bu aşağılayıcı durumdan kurtulmak gerekiyor. Üç kişi bir arada yaşanmaz ya. Anlıyorum bunu çok iyi anlıyorum dedi Dolly ve başını önüne eğdi. Kendisini kendi ailesindeki üzüntüyü düşünerek bir an sustu. Sonra birden hızlı bir hareketle başını kaldırdı ve elleriyle yalvarır gibi bir hareket yaparak ama durun siz Hristiyansınız, onu düşünün. Siz terk ederseniz ona ne olacak? Düşündüm, Darya. Hem de çok düşündüm, dedi Alexey. Yüzü leke leke kızarmıştı ve donuk gözlerini Dole'nin yüzüne dikmişti. Darya Aleksandrovna artık ona bütün kalbiyle acıyordu. Yüz karası durumumu bana kendi ağzıyla açıkladıktan sonra yaptım bunu. Her şeyi eskisi gibi bıraktım. Düzelmesi için fırsat tanıdım. Onu kurtarmaya çalıştım. Ne mi oldu?'' çok kolay bir isteği, nezaket kurallarına uyma isteğimi yerine getirmedi, dedi. Aleksey Aleksandrovich heyecanlanarak. Mahvolmak istemeyen insan kurtarılabilir ama eğer ahlakı, ölümü kurtuluş olarak görecek kadar bozulmuşsa ne yapılabilir? Boşanma hariç her şey, diye yanıtladı Darya Aleksandrovna. Her şeyle neyi kastediyorsunuz? Hayır bu çok korkunç bir şey. Hiç kimsenin karısı olmayacak, mahvolacak. Alexey omuzlarını ve kaşlarını kaldırıp ''Ne yapabilirim ki?'' dedi. Karısının son kabahatini hatırlamak onu öyle sinirlendirdi ki konuşmanın başındaki soğuk halini aldı tekrar. ''İlginiz için size çok teşekkür ederim ama gitmem gerek.'' dedi ayağa kalkarak. ''Hayır durun onu mahvetmemelisiniz. Durun size kendimden söz edeceğim. Evlendim. Kocam beni aldatıyordu. Öfke ve kıskançlık içinde her şeyi bırakmak istedim. Hatta kendimi.'' Ama sonra aklım başıma geldi kim yaptı bunu Anna kurtardı beni ve işte yaşıyorum çocuklar büyüyor kocam yuvasına dönüyor ve yanlış yaptığını hissediyor daha temiz daha iyi oluyor ve ben yaşıyorum ben affettim siz de affetmelisiniz Aleksey dinliyordu ama Doli'nin sözleri artık onu etkilemiyordu boşanmaya karar verdiği gün hissettiği öfke ruhunda yeniden kabarmıştı silkindi tiz ve yüksek bir sesle konuşmaya başladı affedemem. Hem istemem hem de haksızlık sayarım. Ben bu kadın için her şeyi yaptım. Ve o her şeyi kendi pisliğine bulaştırdı. Ben kötü kalpli biri değilim. Hiçbir zaman hiç kimseden nefret etmedim. Ama ondan ruhumun bütün gücüyle nefret ediyorum. Ve bana yaptığı kötülük yüzünden o kadar nefret ediyorum ki onu affedemiyorum dedi. Alexey Aleksandrovic sesinde öfke, gözyaşları vardı. Darya Aleksandrovna utana sıkıla sizden nefret edenleri seviniz diye mırıldandı. Alexey küçümser gibi gülümsedi. Bunu çok eskiden beri biliyordu ama onun durumuna uygulanamazdı. Sizden nefret edenleri seviniz ama nefret ettiğiniz insanları sevemezsiniz. Canınızı sıktığım için bağışlayın. Herkesin derdi kendine yeter. Ve Alexey kendini toparlayıp sakin bir şekilde vedalaşarak gitti. Masadan kalktıklarında Levin, Kitty'nin peşinden konuk salonuna gitmek istiyordu ama ona bu kadar açık kur yapmasından Kitty'nin hoşlanmayacağından korktu. Erkeklerin yanında kalıp genel konuşmaya katıldı. Hareketlerini, bakışlarını, konuk salonunda bulunduğu yeri Kitty'ye bakmaksızın hissediyordu. Kitty'ye verdiği bütün insanlar hakkında her zaman iyi düşünmek ve her zaman herkesi sevmek sözünü en ufak bir çaba harcamadan yerine getiriyordu. Konuşma dönüp dolaşıp Petsov'un koro esas adını verdiği ve bir tür özel temel olarak gördüğü köy cemaatlerine gelmişti. Levin ne Petsov'la ne de Rus köy cemaatlerinin önemini kendi görünüşüne göre hem kabul eden hem de etmeyen ağabeyiyle aynı düşüncede değildi. Ama onlarla konuşurken tek çabası ikisini uzlaştırmak ve itirazlarını yumuşatmaktı kendi ağzından çıkanlarla ilgilenmiyor hatta onların söyledikleriyle hiç ilgilenmiyordu. Tek istediği onların da herkesin de iyi ve memnun olmasıydı. Şu anda bir şeyin önemli olduğunu biliyordu. Bu tek önemli şey önce orada konuk salonundaydı. Sonra harekete geçmişti ve kapının yanında duruyordu. Üzerine dikilmiş bakışı ve gülümsemeyi dönüp arkasına bakmaksızın hissetti ve elinde olmaksızın döndü. Kiti Siçarbaski ile birlikte kapıda durmuş ona bakıyordu. "Kitinin yanına giderek piyanoya doğru gittiğinizi sanmıştım." dedi. "Köyde tek eksiğimiz müzik." "Hayır, biz sadece sizi davet etmek için gelmiştik." dedi. Ona bir armağan verir gibi gülümseyerek, "Geldiğiniz için teşekkür ederim. Tartışmaktan ne çok zevk alıyorlar. Hiçbir zaman biri öbürünü ikna edemeyecek." "Evet, gerçekten de." dedi Levin. Sırf karşısındakinin neyi kanıtlamak istediğini anlayamadığın için hararetle tartıştığın durumlar çok olur. Levin, en zeki insanlar arasındaki tartışmalarda bile tartışan kişilerin harcadıkları çok büyük çabaların, çok sayıda mantık ve sözcük inceliklerinin ardından uzun süredir birbirlerine kanıtlamak için çarpışıp durdukları şeyin tartışmanın en başından beri bildikleri bir şey olduğunu sonunda anladıklarını ama farklı şeyleri sevdiklerini bu yüzden de yenik düşmemek için sevdikleri şeyi söylemek istemediklerini çok görmüştü. Tartışma sırasında zaman zaman karşısındakinin ne sevdiğini anladığını, birden aynı şeyi sevdiğini ve hemen uzlaştığını, o zaman da kanıtlara gerek kalmayıp çürüdüğünü sık sık hissetmişti. Ama bazen de tam tersini hissediyordu. Sonunda sevdiğin ve kanıt uydurmaya çalıştığın şeyi sen söylüyorsun. Eğer bunu güzel ve samimi bir şekilde anlatmışsan, karşındaki bir anda senin düşünceni kabul ediyor ve tartışma bitiyordu. Onun söylemek istediği de işte buydu. Kitty anlamaya çalışarak alnını kırıştırdı. Ancak Levin açıklamaya giriştiğinde o ne demek istediğini anlamıştı. Anlıyorum. Ne için tartışıyor, ne seviyor bilmek gerekiyor o zaman.'' Levin'in iyi ifade edemediği düşünceyi Kit'i tam olarak anlamış ve ifade etmişti. Levin sevinçle gülümsedi. Petsov'la ve ağabey ile yaptığı karma karışık, laf kalabalığı bir tartışmadan, en karmaşık düşüncelerin hemen hemen hiçbir söz söylemeden bu kadar özlü ve açık bir şekilde ifadesine geçmek onu çok etkilemişti. Şiçerbatski yanlarından uzaklaştı ve Kitty oyun masasına gidip oturdu. Eline bir tebeşir alıp yepyeni yeşil çuhanın üstüne gelişi güzel daireler çizmeye başladı. Kadınların özgürlüğü ve çalışmaları üzerine yemek sırasında yaptıkları konuşmaya yeniden döndüler. Levin, Darnia Aleksandrovna'nın evlenmeyen bir genç kızın kendisine bir aile yanında kadınlara uygun bir iş bulacağı düşüncesine katılıyordu hiçbir ailenin yardımcı bir kadın almadan işlerin üstesinden gelemeyeceğini, her yoksul ve zengin ailede dadıların, ücretli işçilerin ya da akrabaların olduğunu ve olması gerektiğini söyleyerek bu düşünceyi doğruluyordu. Kıpkırmızı olan ama dürüst gözleriyle Levin'e daha cesur bakan Kiti, hayır dedi. Kız öyle bir duruma sokulmuş olabilir ki küçük düşmeden bir ailenin yanına giremeyebilir. Kendisi de Levin onun sözlerindeki imayı anlamıştı. Evet dedi. Evet siz haklısınız. Haklısınız. Öğle yemeğinde Petsov'un kadın özgürlüğü konusunda söylediği her şeyi ancak Kitty'nin yüreğinde bu genç kızlık ve küçük düşme korkusunu görünce anladı. Kitty'yi seven biri olarak bu korkuyu ve küçük düşmeyi kendisi de hissetti ve bir takım kanıtlar ileri sürmekten hemen vazgeçti. Bir sessizlik olmuştu. Kitty hala masaya tebeşirle daireler çiziyordu. Gözleri sakin bir pırıltı saçıyordu. Kitty'nin ruh haline uyan Levin bütün benliğinde gittikçe artan bir mutluluk hissediyordu. Ah masayı berbat ettim dedi Kitty ve tebeşiri bırakıp kalkmak istiyormuş gibi bir hareket yaptı. Onsuz tek başıma nasıl kalabilirim diye düşündü Levin korkuyla ve tebeşir elini aldı. Durun dedi masaya oturarak. Uzun zamandır size bir şey sormak istiyordum. Dost doğru Kitinin ürkek ama sevgi dolu gözlerine baktı. Buyurun sorun. İşte dedi. Baş harflerini yazmaya başladı. B B O D Y V Z O Z M O. Bu harfler şu anlama geliyordu. Bana bu olamaz diye yanıt verdiğinizde bu hiçbir zaman mı yoksa o zaman mı olamaz anlamındaydı. Kitty'nin bu karışık tümceyi anlama olasılığı hiç yoktu. Fakat Levin, Kitty'ye hayatı onun bu sözleri anlamasına bağlıymış gibi bakmıştı. Kiti Levin'e ciddi ciddi baktı. Sonra kırışan alnını eline dayadı ve okumaya başladı. Arada bir, düşündüğüm şey mi bu diye bakışlarıyla sorarak Levin'e bakıyordu. Kıpkırmızı olup, anladım dedi Kiti. Levin hiçbir zaman anlamına gelen H ve Z harflerini göstererek, bu hangi sözcük?" dedi. "Bu hiçbir zaman" demek dedi Kiti. "Ama bu doğru değil." Levin yazdıklarını çabucak sildi. Tebeşiri Kiti'ye verdi ve ayağa kalktı. Kiti şu harfleri yazdı: O Z B, Y V. Dolly ikisini görünce Alexey ile yaptığı konuşmanın verdiği acıyı tamamen unutmuştu. Kiti elinde tebeşir, yüzünde ürkek ve mutlu bir gülümsemeyle yukarı Levin'e doğru bakıyordu. Levin ise masanın üstüne eğilmiş, alev alev yanan gözlerini kah masaya, kah kitiye dikiyordu. Birden yüzü aydınlandı. Anlamıştı. Bu o zaman başka yanıt veremezdim demekti. Kitiye soru sorar gibi ürkek ürkek baktı. Sadece o zaman mı? Evet diye yanıtladı Kitinin gülümsemesi. Ya şimdi diye sordu Levin. Hadi o zaman okuyun. İstediğim bir şeyi söyleyeceğim. Çok istediğim bir şeyi baş harflerini yazdı. O U V B B. Bu harfler olanları unutabilmenizi ve beni bağışlayabilmenizi anlamına geliyordu. Levin gerilmiş, titreyen parmaklarıyla tebeşiri aldı. "İkiye bölüp unutacağım ve bağışlayacağım bir şey yok. Sizi sevmekten vazgeçmedim." sözlerinin baş harflerini yazdı. Kitty yüzünde silinmeyen gülümsemesiyle ona baktı. "Anladım." dedi fısıltıyla. Levin oturdu ve uzun bir tümce yazdı. Kitty hepsini anladı ve öyle mi diye sormadan tebeşiri aldı, hemen yanıtladı. Levin onun yazdığı şeyi uzun zaman anlayamadı ve sık sık kızın gözlerine baktı. Mutluluktan aklı karışmıştı. Kitty'nin kastettiği sözcükleri hiçbir şekilde çıkaramıyordu. Fakat mutluluktan parlayan güzel gözlerinden bilmesi gereken her şeyi anlamıştı. Ve Levin üç harf yazdı ama o da yazmayı bitirmeden Kitty hemen okumuş ve evet diye yanıtı yazmıştı. Yaşlı prens yanlarına gelerek "Katipçilik mi oynuyorsunuz?" dedi. "Tiyatroya yetişmek istiyorsan gidelim artık." Levin ayağa kalktı ve Kitty'yi kapıya kadar geçirdi. Aralarındaki konuşmada her şey söylenmişti. Kitty'nin onu sevdiği ve Levin'in yarın sabahtan geleceğini annesiyle babasına haber vereceğini söylenmişti. Levin Kit'i gidip de yalnız kaldığında onsuz öyle büyük bir huzursuzluk onu tekrar göreceği ve sonsuza dek birleşeceği ertesi sabaha bir an evvel varmak için öyle sabırsızca bir istek duydu ki Kit'i geçirmek zorunda olduğu bu 14 saatten ölümden korkar gibi korktu. Yalnız kalmamak ve zaman geçirmek için birisiyle birlikte olması ve konuşması gerekiyordu.'' Stepan Arkadiç onun için en hoş arkadaştı. Ama söylediği gibi akşam gerçekten de bale'ye gidiyordu. Levin ona ancak mutlu olduğunu ve onu sevdiğini, onun kendisi için yaptıklarını asla asla unutmayacağını söyleyebilmişti. Stepan'ın bakışı ve gülümsemesi Levin'in onun bu duyguyu gerektirdiği gibi anladığını göstermişti. Stepan duygulu bir şekilde Levin'in elini sıkarken, "Hayrola, ölme zamanı gelmemiş miydi?" dedi. Hayır, dedi Levin. Darya Aleksandrovna, Levin'le vedalaşırken adeta kutlar gibi şu sözleri söylemişti. Kitty yeniden görüştüğünüze ne kadar sevindim. Eski dostlukların kadrini bilmek gerek. Ancak Darya'nın bu sözleri Levin'in hoşuna gitmedi. Darya Aleksandrovna bunların ne kadar yüksek ve aklının ermeyeceği şeyler olduğunu anlayamazdı ve bundan söz etmeye kalkışmamalıydı. Levin onlarla vedalaştı ama yalnız kalmamak için abinin peşine takıldı. Sen nereye gidiyorsun? Toplantıya. Ben de seninle geleyim olur mu? Neden olmasın hadi gidelim dedi Sergei Ivanoviç gülümseyerek. Bugün ne oldu sana? Bana mı? Mutluyum dedi Levin bindikleri arabanın camını indirerek. Sana zararı yok ya boğulacağım yoksa mutluyum. Sen neden hiç evlenmedin? Sergei Ivanoviç gülümsedi. Çok sevindim. Galiba iyi bir kız diye söze başlamıştı. Levin iki eliyle abinin kürkünün yakasından tutup kapatarak söyleme diye bağırıyordu. İyi bir kız sözleri onun duygularına hiç uygun düşmeyen basit bayağı sözlerdi. Sergey Ivanovich pek yapmadığı bir şey yaptı. Neşeli kahkahalar atarak gülmeye başladı. Yine de buna çok sevindiğimi söyleyebilirim. Yarın söyleyebilirsin yarın artık bir şey deme hiçbir şey, hiçbir şey deme, sessizlik dedi Levin ve ağabeyinin kürkünün önünü bir kez daha örterken ekledi. Seni çok seviyorum, ne dersin? Toplantıya gelebilir miyim? Elbette gelebilirsin. Bugün ne konuşulacak toplantınızda diye sordu Levin, gülümsemeye devam ederek toplantıya gittiler. Levin, katibin belli ki kendisinin de pek anlamadığı bir tutanağı dura dura okumasını dinledi. Fakat Levin, katibin yüzüne bakınca onun ne kadar sevimli, iyi bir insan olduğunu gördü. Bu tutanağı okurken şaşırmasından ve utanmasından anlaşılıyordu. Sonra konuşmalar başladı. Bir takım ödeneklerin ayrılmasını ve bir takım boruların döşenmesini tartışıyorlardı. Sergey Ivanovich iki üyeyi azarladı ve muzaffer bir edayla uzun süre konuştu. Başka bir üye bir kağıda bir şeyler yazıp önce çekingen çekingen konuştu. Fakat sonra ona çok kinayeli ve sevimli bir şekilde yanıt verdi. Daha sonra Sivyaski de o da buradaydı. Çok güzel ve efendice bir şeyler söyledi. Levin onları dinliyor ve ne ayrılan ödeneklerin ne boruların hiçbir şeyin olmadığını ve onların hiç sinirlenmediklerini, hepsinin iyi insanlar olduğunu, aralarında her şeyin yolunda ve efendice yürüdüğünü görüyordu. Hiç kimseye karışmıyorlardı ve herkes memnundu şimdi hepsinin içinin dışının Levin için görünür olması ve her birinin ruhunu küçük, daha önceden fark etmediği işaretlerden tanımayıp hepsinin iyi insanlar olduğunu açıkça görmesi harika bir şeydi. Şimdi hepsi de özellikle onu, Levin'i çok seviyordu. Onunla konuşmalarından, tanımadığı insanların bile ona şefkatle ve sevgiyle bakmalarından belliydi bu. Sergey Levin'e, ''Ee nasıl memnun musun?'' diye sordu. ''Çok.'' Bu kadar ilginç olacağını asla düşünmemiştim. Harika, çok güzel. Sivyaski Levin'in yanına geldi ve onu evine çay içmeye çağırdı. Levin, Sivyaski'den neden memnun olmadığını, onda ne aradığını hiç anlayamadı ve anımsayamadı. Sivyaski zeki ve şaşırtıcı derecede iyi bir insandı. "Çok sevinirim." dedi ve karısıyla baldızını sordu. Cibyaskin'in baldızı ile ilgili düşüncesini, hayalinde evlilikle bağladığı için kafasındaki düşüncelerin tuhaf dizilişine göre mutluluğunu Cibyaskin'in karısından ve baldızından başka hiç kimseye daha iyi anlatamazmış gibi geldi ve onlara gitmekten çok memnun oldu. Sivyanski her zamanki gibi Avrupa'da bulunmamış bir şeyin Rusya'da hiç bulunamayacağını ileri sürerek Levin'e köydeki işleri hakkında sorular soruyordu ve şimdi bunlar Levin'i zerre kadar kızdırmıyordu. Tam tersine Sivyanski'nin haklı olduğunu, bunların önemsiz işleri olduğunu hissediyor ve haklı olduğunu söylemekten kaçınırken Sivyanski'nin takındığı olağanüstü yumuşaklığı ve tatlılığı görüyordu. Sivyaski'nin karısı ve baldızı çok sevimliydi. Her şeyi biliyor ve sevincini paylaşıyorlarmış, ama sırf nezaketlerinden konuşmuyorlarmış gibi geliyordu Levin'e. Levin Sviyazkilerde e. Levin, çeşitli konular üzerine sohbet ederek bir iki saat oturdu, ama ruhunu dolduran bir tek şeyi düşünüyor, onları korkunç derecede bıktırdığını, uyku saatlerinin çoktan geldiğini fark etmiyordu. Sirianski esneyerek ve arkadaşının içinde bulunduğu bu garip duruma şaşırarak onu antreye kadar geçirdi. Saat 2 idi. Levin otele döndü ve şimdi kalan 10 saati tek başına sabırsızlık içinde nasıl geçireceğini düşünerek korktu. Uyumamış olan nöbetçi uşak mumları yakıp gitmek istedi ama Levin onu durdurdu. Levin'in daha önce dikkatini çekmeyen Yegor adındaki bu uşağın çok akıllı ve asıl önemlisi iyi bir insan olduğu ortaya çıktı. Eee Yegor uykusuz kalmak zor oluyor mu? Ne yaparsınız işimiz bu. Beylerin evlerinde iş daha rahat ama burada da kazanç daha fazla. Yegor'un karısı, üç oğlu ve terzilik yapan bir kızı olduğu, kızını Saraç dükkanında çalışan bir tezgahtarla evlendirmek istediği anlaşıldı. Levin bunun üzerine Yegor'a evlilikte en önemli şeyin sevgi olduğuna ve sevgi varsa... İnsanın her zaman mutlu olacağına, çünkü mutluluğun sadece insanın içinde olduğuna ilişkin kendi düşüncesini söyledi. Yegor dikkatle dinledi. Görünüşe bakılırsa Levin'in düşüncesini tam olarak anlamış gibiydi. Ancak bu düşünceyi doğrulamak için Levin'in hiç beklemediği iyi beylerin yanında çalıştığı zamanlarda hep beylerinden memnun olduğuna, şimdi de Fransız olmasına karşın efendisinden tamamen memnun olduğuna ilişkin sözler söyledi olağanüstü iyi bir insan diye düşündü Levin. Peki sen ne zaman evlendin Yegor? Karını sevdin mi? Nasıl sevmem diye yanıtladı Yegor. Levin, Yegor'un da heyecan içinde olduğunu ve bütün içten duygularını ifade etmek istediğini gördü. Esnemenin bir insandan diğerine bulaştığı gibi Levin'in heyecanı bulaşan Yegor gözleri pırıl pırıl benim hayatım da olağanüstüdür çocukluğumdan beri diye söze başladı. Fakat tam bu sırada bir sil sesi duyuldu. Yegor gitti ve Levin yalnız kaldı. Öğle yemeğinde hemen hemen hiçbir şey yememişti. Sivaskiler'de de çay içmeyi ve akşam yemeği reddetmişti. Zaten akşam yemeğini düşünebilecek durumda değildi. Dün gece uyumamıştı ama uykuyu düşünecek durumda da değildi. Odası serindi fakat o sıcaktan boğuluyordu. Her iki vasistası da açtı ve vasistasların karşısındaki masanın üzerine oturdu. Karla kaplı çatının arkasından zincir oymalı bir haç ve ondan daha yukarıda da sarı sarı parlayan kapella yıldızıyla arabacı takım yıldızının üçgeni görünüyordu. Levin kah haça, kah yıldıza bakıyor, düzgün bir şekilde odanın içine giren buz gibi soğuk havayı içine çekiyor ve hayalinde canlanan yüzleri, anıları izliyordu.'' Saat dörtte koridorda ayak sesleri duydu ve kapıyı aralayıp baktı. Tanıdık kumarbaz Miyaskin kulüpten dönüyordu. Kaşlarını çatmış, öksürerek yürüyordu. Zavallı talihsiz adam diye düşündü Levin ve bu adama duyduğu sevgi ve acıma yüzünden gözlerine yaşlar doldu. Onunla konuşmak, onu teselli etmek istedi. Ama üstünde sadece gömlek olduğunu anımsayıp vazgeçti. Soğuk hava banyosu yapmak ve garip bir biçimde suskun, ama onun için anlam dolu haça ve yükselen parlak sarı yıldıza bakmak üzere tekrar vasistasın karşısına oturdu. Saat 7'de tahta cilalayanların gürültüleri başladı. Bir kilisenin ayinini haber veren çanlar çaldı ve Levin üşümeye başladığını hissetti. Vasistası kapattı, elini yüzünü yıkadı, giyindi ve sokağa çıktı.